Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Finger Shortcuts isimli uygulamayı inceleyeceğiz. Uygulamamıza bir giriş yapalım. Uygulamanın temel mantığı bizim masa üstümüze attığı şöyle ufak bir widget var. Bunun sayesinde girdiğimiz bir kısa yola ulaşmamızı sağlıyor aslında. En basit anlatımı bu şekilde olur. Şimdi nasıl kullanılacağından biraz bahsedeyim ben size. Şu temel ayarlar bölümünde parmak işaretleriniz diye bir kısım var. Buraya giriyoruz. Buradan şimdi mesela Webtekno'nun web sayfasına gitmek için bir kısa yol oluşturalım. Şuradan işaret ekle diyoruz. Şuraya isim yazıyoruz en üstte. Alt tarafa işareti giriyoruz. Şimdi fark ettiyseniz ben sağdan başladım işarete. Buna birazdan tekrar geleceğim. Bizden tekrar çizmemizi istiyor. Hatta iki defa daha çizmemizi istiyor. Tekrar çiziyoruz W harfini. Buradan bu çizdiğimiz parmak hareketiyle ne yapmak istediğimizi soruyor bize. Biz bir internet sayfası açalım. Webtekno.com yazdık. Tamam diyoruz. İşaretimizi ekledi buraya. Webtekno kısa yolunu ekledikten sonra şu ana sayfamıza da bir tane widget ekledi şöyle. Burada da gri, hafif, opak bir sayfa açıldı. Sağdan sola doğru bir W yazmıştık hatırlarsanız. Tekrar yazalım. Gördüğünüz gibi direkt Webtekno ana sayfasına geldi. Bizim yazdığımız adrese. Sağdan sola W yaptım diye hani bu kadar ısrarla söylememin sebebi soldan sağa da W yapabilirsiniz. Oraya da farklı bir şey atayabilirsiniz. Mesela WhatsApp'ı da soldan sağa W şeklinde atayabilirsiniz isterseniz. Şu ayarlar kısmında Finger Drawer Settings diye bir şey var. Burada parmak çizdiği için boyut seçebiliyoruz. Hani çizdiğimiz şeyin kalınlığı. Bu medium'da kalsın şimdilik. Geriye gelelim. Bakalım hani web sayfasından başka neler atayabiliyoruz. Bu kısa yola. İşaret ekle diyelim. Şimdi şöyle öylesine bir isim yazayım. Şöyle bir şey çizelim. İleri diyelim. Tekrar yapalım aynısını. İleri diyelim. Tekrar yapalım. 3 defa çizdiriyor bize toplam. Bu parmak işareti hareketimize neler yapabildiğimizi gösteriyor burası. Burada bir sürü seçenek çıktı gördüğünüz gibi. Dilersek uygulama da atayabiliyoruz. Hani bizim yüklü olan uygulamalarımız çıktı. Bir tanesini seçebiliriz. Dilersek hızlı arama yapabiliyoruz. Eğer bunu kendi telefonunuzdan yaparsanız orada telefon rehberiniz gelecektir. Bu sim kartlı bir tablet olmadığı için gelmiyor şu anda. Dilersek şu kök özelliklerinden aygıtı yeniden başlat. İşte mesela aygıtı kapat gibi seçenekler ekleyebiliyoruz. Uçak modunu al gibi. Biz şimdilik bir uygulama atayalım buna. Mesela Clean Master uygulamasını atayalım buna. Ana sayfamıza dönüyoruz. Şurada işaret var. Buna bastığımız zaman az önce çizdiğimiz şekli çizelim. Gördüğünüz gibi Clean Master uygulamasını açtı direkt. Finger Shortcuts uygulaması günlük hayatınızda telefon ve tablet kullanımımızı kolaylaştırmaya yönelik yapılmış bir uygulama. Biz çok beğendik. Kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu videoda sizlere Finger Shortcuts'ı anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.